Yani gevşetmememiz lazım faaliyetlerimizi. Çünkü bunun safhaları var, mutasyonu var, değişimi var. Bunun için tedbiri elden bırakmamamız lazım. Evet, güzel sosyal faaliyetlerimizle, yardımlaşmamızla, sıcak yemek dağıtmaya kadar yaşlılarımıza, tek yaşayan kişilerimize hizmet etmede güzel çalışmalar yaptık. Zaman zaman bulaşıklarını yıkadık, yemeklerini yedirdik. İstediği yemeği bile yaptık. Yani böyle güzel bir dezenfeksiyon dahil güzel çalışmalar yaptık. Fakat hepsinden önemlisi güzel bir koordinasyon sağladık Sayın Valimizin başkanlığında. Dolayısıyla bundan dolayı gönül rahatlığıyla bu toplantıyı yapmaya hak kazandık gibi görüyorum Sayın Valim. Bu arada tabii ordumuza çok güzel hizmetler yapan, ülkemize hizmette devam eden, non-stop çalışmaları da sürdüren Sayın Valimize de bu vesileyle ayrıca şükranlarımızı arz ediyorum. Gerçekten devlet adamlığıyla ve samimi halkla iç içe olarak gönül bağı kurduğu için de çok güzel bir dönem geçirdik birlikte. Ben bundan sonraki faaliyeti bu vesileyle başarılar diliyorum. Hepimize de ayrıca büyük bir aileyiz ordu olarak. Bu aile bütünlüğü içinde de güzel çalışmalar sürdürdüğümüz için bir ordulu hemşehrimiz olarak hepinize ayrıca teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, çok değerli iş insanlarımız, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Biraz önce Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu yüzyılın en önemli meydan okumalarından, sınamalarından bir tanesiyle karşı karşıya kaldı tüm dünya. Aslında ulusların, devletlerin, sistemlerin sınandığı, ne kadar güçlü olup olmadıklarının denendiği ve bu yeni dünya düzenine hazır olup olmadıklarında test edildiği bir deneme, bir sınav, bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Burada hem bilimsel, teknolojik, ekonomik seviye sınandı, hem insanlık sınandı. Dolayısıyla göreceli olarak daha gelişmiş, daha kalkınmış olduğunu varsaydığımız sistemlerin ya da ulusların, devletlerin sandığımız kadar başarılı olmadıklarını da gördük. Bu hem sağlık sistemi açısından hem de geliştirdikleri modellemeler açısından. Dolayısıyla ölüm oranlarına baktığınızda da net bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız açıktır. Dolayısıyla bu yeni durumun birçok devleti ve sistemi tekrar sarsacağını ve dünyanın artık eski bir dünya olmayacağını, yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu da hepimiz görmeliyiz. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti son 20 yılda gerçekleştirmiş olduğu her alandaki değişim ve dönüşüm özü itibariyle bizde istediğimiz yankıyı uyandırmasa da ya da biz bunu farklı görsek de bu sınamada, bu denemede, bu meydan okumada başarılı bir şekilde çıktığımızı söyleyebiliriz. Ve bugün itibariyle hem Türkiye'de hem ilimizde COVID-19'la ilgili ölüm oranları hiç olmasa tabii ki bizi mutlu eder. Ama dünyadaki en iyi ölüm oranları, yani en az ölüm oranları olduğunda hepimiz söylememiz ve bunu belirtmemiz gerekir. Bunu söylerken de bu aziz Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarısı olduğunu ve bununla her bir Türk vatandaşının gurur duyması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Biz iyiye iyi, güzele güzel, çirkine çirkin diyemediğimiz sürece başarılı olamayız. Kendimizi üçüncü sınıf insan olmaktan, görmekten, kabul etmekten vazgeçmeliyiz. Neysek o kadar görmeliyiz. Şimdi lafı uzatmadan önce tahlillerimiz biliyorsunuz Samsun'a gidiyor idi. Bu konuyla ilgili gerekli girişimlerimizi yaptık. Süratle orduda bir sistem, bir laboratuvar kuruldu ve burada tahliller yapmaya başladık.
Arkasından arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bir cihaz daha alınıp bir sistemin daha kurulmasının faydalı olacağını düşündük. Sayın Bakanımızla da sağ olsun konuştuk ve bu konuyla ilgili olarak da birkaç iş adamımı bizzat arayarak, daha sonra da Murat Bey'i sağ olsun bu konuyla ilgili dedik ki benim adıma bu işi yürütür müsünüz diye Murat Bey'den istirham ettim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O da bu organizasyonu bizim adımıza gerçekleştirdi ve mükemmel bir iş ortaya çıktı. Ve artık biz ne Samsun'a ne başka bir şehre aldığımız numuneleri göndermek gibi bir zorunluluğumuz kalmadı. Dolayısıyla devlet ve millet işbirliğiyle bir sonuç almış olduk. Diğer taraftan hepinizin bildiği gibi Türkiye'de sağlık çalışanlarına özellikle bazı illerde yüksek bulaşlar söz konusu oldu. Yine bağışçılarımız, devletimizin imkanlarıyla beraber Ordu özelinde baktığımız zaman sağlık çalışanlarımızla minimum düzeyde bulaş söz konusu oldu. Bu da yine ilimizin bir başarısı olarak altını çizmemiz gerekiyor. Diğer taraftan huzur evlerinde hiçbir bulaş söz konusu olmadı, vaka olmadı. Yine Ordu özelinde önemli bir çalışma olduğunu vurgulamak isterim. Diğer taraftan da sizin bilmeniz gereken bir başka hususta aşağı yukarı Ordu ilinde yaklaşık 100 bin aileye 100 milyon TL nakdi yardım gerçekleştirildi. Ve bu süreç içerisinde 85 bin paket valiliğimiz koordinasyonunda gıda paketi. Bunun dışında büyükşehirimizin, ilçe belediyelerimizin de yine bu sosyal yardımları devam etti. Diğer taraftan biraz önce Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi büyükşehirimizin, ilçe belediyelerimizin özelde çok güzel hizmetleri söz konusu oldu. Ve kısacası benim tabirimle Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem sağlıkta hem de insanlıkta sınıfı geçti. Ama göreceli olarak gelişmiş ülkeler hem insanlıkta hem de sağlıkta sınıfta kaldı. Bu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu yüzyılda bütün iddiamızı da doğrular şekilde yeniden doğduğunu, yeniden kıyama kalktığını gösteriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti sevdalısı olarak bundan büyük bir gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Ve bu gelişmede siz iş adamlarımızın çok büyük katkısı olduğunu da altını çizmek istiyoruz. Ve özellikle de değerli arkadaşlarım, kısa çalışma ödeneği gibi biliyorsunuz. Önemli imkanlar yine sizlere sunuldu. Şu ana kadar 60 milyon civarında da sizlere, yani çalışanlarınıza bir aktarma söz konusu oldu. Diğer taraftan özellikle bazı iş adamlarımız maske ve sağlık ürünleri üretmek suretiyle katkıda bulundu. Bağışlarda bulundu. Ve kısacası bir şehir topyekün bir mücadele içerisine girdi. Hiç bir şey istemeden ventilatör alıp gönderenler oldu. Dolayısıyla ordular orduya sahip çıktı. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Diğer taraftan da 3 yıldır orduda sürdürmüş olduğum valilik görevim 10 Haziran itibariyle Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle son buldu. Ondan sonraki görevim Kocaeli Valiliği olacak. Doğrusu çok sayıda işte sanayinin, daha doğrusu güçlü bir sanayinin olduğu bir şehre doğru gidiyoruz. Sizleri orada da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımı ifade etmek istiyorum. Özü itibariyle üretmeden başarılı olmak mümkün değil. Ayakta kalmak da mümkün değil. Ama sizlerin birer kardeşi olarak orada bir evinizin olduğunu bir kez de hatırlatmak istiyorum. Görev yaptığım süre içerisinde bize desteğini esirgemeyen siz değerli iş adamlarımıza, iş insanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Mümkün olduğunca sizlerin yanında olmaya özen gösterdik. Zaman zaman yanlış anlaşıldık, zaman zaman eksik yaptık ama hiçbir zaman niyetimizin olumsuz olduğunu kimse iddia edemez ya da söyleyemez. Bu duruşumuzu hiç bozmadık çok şükür. Bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle haklarınızı helal edin lütfen. Eğer herhangi bir sürçülisan etmişsek de affola. Hepinize çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem burada bulunan çok değerli kardeşim Altınordu Belediye Başkanımıza ve siz değerli başkanlarımıza ve iş adamlarımıza, iş insanlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Çok teşekkürler.
Ay 25'inde oradaydım. Evet. Güzel. Gerçekten içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberliğinizi inşallah muhafaza edin. Yani size bu şehrin valisi olarak, 3 yıldır çalışan birisi olarak yani söyleyebileceğim tek şey bu birlik beraberlik ruhunu muhafaza ederek sonuç elde edebiliriz. Ve başka türlü hepimiz çok zeki olabiliriz, çok güçlü olabiliriz ama tek başına zekiliğin ya da güçlüğün hiçbir faydası olmadığını hep görüyoruz. O yüzden inşallah birlik beraberliğiniz daim olsun. Çok teşekkür ederim hepinize.